Türkiye'de kırmızı et açığının giderilmesi için küçükbaş hayvancılığın önemi nedir? Bu konuyla ilgili bir panel düzenlendi. Şimdi kameralarımızı panele çeviriyoruz. Federasyonu, Samsun Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Yıldız'da Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği katkılarıyla Samsun Zootekni Derneği'nin düzenlemiş olduğu Türkiye'de kırmızı et açığının giderilmesinde küçükbaş hayvancılığın rolü başlıklı panele hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarına geçmeden önce sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Samsun Zootekni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Ergin Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Arz ediyorum. Koyun ve keçi neden koyun neden keçi? Panelimizin konusu olacak koyun ve keçi. Diğer hayvanların değerlendiremediği, kırsal alanda yerleşim, dağdan otunu yiyerek dereden suyunu içerek, bizlere çok fazla masraf gerektirmeyen, bir et, süt ve diğer ürünlerin üretimini sağlayan harika hayvanlar. Bilindiği gibi 1991 yılından itibaren hayvan bağlamında ciddi bir azalma söz konusuydu. Son yıllarda ilgili bakanlığın aldığı tedbirlerle sayı 40 milyona tekrar gelmeye başladı ama Türkiye'nin potansiyelini henüz yakalanmış değil bu sayıda. Dolayısıyla bizim daha kat edecek mesafemiz var, yolumuz var bu alanda. Kırsal alandan göç son yıllarda, belki son 30-40 yılında Türkiye'nin en önemli konularından. Kırsalalar şu anda boşaldı. Dolayısıyla şehirli nüfus artıyor. Ve bu nüfus özellikle koyun ve keçi etinin ne olduğunu pek bilmiyor. Damak tadına alışık değil. Bu nedenle biz özellikle kırsal alanda tamamen doğal ortamda ne kimyasal gübre ne ilaç hiçbir zararlı maddeyle muhatap olmadan dağların en yükseklerinde otlayan temiz otlarla, çiçeklerle, çiçekli otlarla beslenen bu hayvanların etlerinin bir o kadar lezzetli, bir o kadar sağlıklı olduğunu biliyoruz. Ve bu hayvanların çoğaltılmasının son yıllarda yine bir sorun olarak önümüze çıkan kırmızı et ithalatına nispeten bir cevap olacağını düşünüyoruz. Çünkü kırmızı et zaman zaman ithal ediliyor, zaman zaman yetersizlikler gözleniyor. Halbuki bir yandan da bizim dağlarımız, yaylalarımız halen daha ciddi şekilde boş otlatılmıyor, değerlendirilmiyor. Dolayısıyla biz ülkemize bu alanda sahip çıkmamız lazım, köylerimize sahip çıkmamız lazım. O nedenle bu paneli düzenledik. Türkiye bir tarım ülkesi. Eğer bu ülke kalkınacaksa, bu ülke geleceğe emin ve güvenli adımlarla yürüyecekse ki son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da her toplantıda bunu ifade etmeye başladı. Tarımı ayağa kaldırarak olacaktır. Tarımın olmadığı, tarıma dayalı sanayinin olmadığı Türkiye'nin ayağa kalkması mümkün değil. Geleceğe yürümesi mümkün değil. Türkiye'nin kırmızı et açığı değil, kırmızı et tüketiminin alışkanlığında bir eksiklik var. Halbuki kırmızı et noktasındaki yaklaşımları çok iyi anlatmamız ve Türkiye'deki hem büyükbaş ve sığırcılığında hem de küçükbaş ve koyun ve keçi yetiştiriciliğindeki
o eksiği mutlak surette tamamlamamız, o açığı kapatmamız gerekiyor. Bir iki ay önceydi, Vesir Köprü'de bir toplantıya katıldım. Orada yaklaşık 75-80 yaşlı bir amca, kaymakam beyle bir şeyi soruyor. Ben de dedim ki amca, Ziraat Fakültesi'nin kapısı size açık. Gelin burada onun çözümünü üretelim. Hocam dedi, sen ne diyorsun? Ben o fakülteye nasıl girerim? Koca koca profesörlerin yanına nasıl yaklaşırım deyince hayadan değil yüzü, bütün vücudu kızardı. Biz eğer vatandaşımıza öyle bir intiba vermişsek, eğer çiftçimizle kucaklaşamamışsak Ziraat Fakültesi olarak bu ayıp bizim ayıbımız. Üniversite olarak bizim ayıbımız. İşte bunları ortadan kaldırmak için fakültelerin, üniversitelerin kapsını sizlere açabilmek için bu toplantıları büyük bir fırsat olarak değerlendirmek istiyoruz. Onun için çok kıymetli çiftçi kardeşlerim, burada hocalarımız bugün elbette bu konuda kendi birikimlerini sizlerle paylaşacaklar. Sizler de aklınıza takılanları soracaksınız. Ama bununla yetinmeyin. Gelin Ziraat Fakültesi'nin kapsına dayanın. Gelin dekanın kapsına dayanın. Çayımızı, kahvemizi içip problemleri onunla tartışalım. Gelin hocalarımızın kapsına dayanın. O üniversite bu milletin malıdır. O fakülte bu milletin malıdır. O kürsüler bizim babamızın çiftliği değil, hepimizindir. Onun için sizlerden bizi zorlamanızı, bu milletle kucaklaşmanızı istiyoruz. Biz ahdettik. Bu göreve devam ettiğimiz sürece inşallah halkımızın arasında çiftçimizle kol kola olacağız. Sizin yanınız olacağız. Bu ülkede bize verilen görev veya bizim size olan borcumuz, sizin problemlerinizi çözebilecek bir anlayışı üniversitelerde yaygınlaştırmak. Bu toplantının böyle bir amaca hizmet etmesi temennisiyle, başarı dileklerimle, özellikle destek veren kuruluşlara, üniversiteler ve fakültem adına sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Mustafa Olfaz'ı kürsüye davet ediyorum. Koyun keçi üretiminin artırılması. Peki biz neden et tüketmeliyiz? Önce konunun en önemli kısmı buradan başlamak istiyorum. İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için yeterli miktarda et tüketmeleri gerekmektedir. Hayvansal protein tabii öncelikle bu. Bunlar içerisinde et, süt ve yumurta en önemli hayvansal protein kaynağı. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirten en önemli kriterlerden birisi hayvansal protein tüketim miktarlarıdır. Bilimsel verilere göre 4-6 yaş arasındaki çocukların fiziki ve zihinsel gelişimleri tamamlayabilmeleri için günde 20 ila 25 gram civarında hayvansal protein tüketmeleri gerekmektedir. Bu oran yaşla birlikte mutlaka artış göstermektedir. Genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Kilogram başına 1 gram protein alınması günlük olarak yeterlidir. Kırmızı etin az tüketilmesi demir ve vitamin eksikliğine bağlı hastalıklara neden olmaktadır. Fazla tüketilmesi zararlı olsa da en azından kırmızı etin haftada bir kez tüketilmesi faydalıdır. 2010 yılından sonra sığır mandada ve koyun keçideki artışlar bizim kendi üretimimizden kaynaklanan artışlar değildir. Bunlar tamamen ithalatın getirdiği artışlardır. Bunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Ama koyun keçide halen bir durağanlık söz konusudur. Artış da söz konusu değildir. Bu da yine dikkat değer bir konudur. Türkiye'de kırmızı et krizi, et fiyatları ve ithalat fiyatı konuları gündemde düşünmenin yolu küçükbaş hayvancılık sektörünün daha dikkatli olarak gündeme konulmasıdır. Ülkemizde hayvan sayısı ve istihdam boyutuyla küçükbaş hayvancılık daha basit olmasına karşın ekonomik ve siyasi olarak büyükbaş hayvancılığın etkisi daha yüksektir. Küçükbaş hayvancılığı yaşadığı bu dezavantajlı durumu ortadan kaldırmaya yönelik adımların atılması mutlak gereklidir. Bu et sorununun çözümünde küçükbaş hayvanlardan daha etkili nasıl faydalanabiliriz? Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Koyun ve keçi yetiştiriciliğini sürdürebilir hale getirerek, gebelik ve doğum oranını artırarak, sütten kesilen kuzu sayısını artırarak, sütten kesimden sonra kasaplık olanları 60 gün süreyle entansif besiye alarak,
Yalnızlık dışı koyun ve keçileri besiye alıp sevdettikten sonra kesime göndererek, kuzuların karkas verimini artırmak için etçi ırkları hava olarak kullanarak, yani kullanma benzinmesini de ederek, sağlık koruma, ki bunlar aşılama ve dezenfeksiyon önemli olanlar, bu önlemleri alarak ölüm oranlarını en aza düşürerek ve gerçekten unuttuğumuz kuzu ve oğlak eti tüketim alışkanlığını artırarak bu konuda küçük başak mancığını daha etkin olarak kullanabiliriz. Peki sürdürülebilir hale koyun keçi yetiştirici nasıl getirilebilir? Öncelikle çoban problemini çözerek, desteklemelerde üretime devam eden başarılı olacağına teknik analizlerle onay verilen işletmelere destek vererek, destek veren işletmeleri uzun vadede takibini yaparak, koyun keçi yetiştirici birliklerinin yapılarını güçlendirerek, yem ve diğer ihtiyaçların ucuza alınmasında ve bu ürünlerin satışında daha etkin rol oynamalarını sağlayarak, yine aile içindeki genç bireylerden en az birini küçükbaş üretimini devam ettirmek amacıyla teşvik edilerek sürdürülebilir hale getirilebilir. Kasaba gittiğimizde hep sığır eti değil de koyun eti de keçi eti de ister ve bunu satışının yaygınlaşmasını sağlarsak bu konuda ki farkındalığı oluşturmuş oluruz ve tüketimde koyun ve keçi etinin payını yükseltmiş oluruz. Bu da kırmızı etin ve sığır etin olan baskıyı azaltacağı için görevi yerine getirmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Toplam olarak 1.173.000 ton tüketilip 2016 yılında üretildiğini söyleyebiliriz. Burada ki değerler arasında koyun eti ve keçi eti üretiminin toplam sığır eti üretiminin oranı oldukça düşük olduğunu da görmemiz mümkün. Birleşim özelliklerine baktığımız zaman ise özellikle keçi eti üretiminde yağ miktarının diğer hayvan etleri oranında daha düşük değerli olduğunu, protein değerinin ise yağ miktarının düşük olmasına bağlı olarak yüksek olduğunu ve dolayısıyla beslenme açısından protein kaynağı bakımından da iyi bir kaynak olduğunu söylememiz mümkün. Ya döndürmüş yumurta, ana rahmine emek gömülmüyor. Ya bu süreç 15 günden sonra başlıyor. 93 günde kadar böyle yavrunun koruyucu şemsiyesi, o hayvan zarları dediğimiz, plasatın koruyucu şemsiyesi oluşuyor. 90 gün kadar aşağı yukarı bu gelişiyor. Ondan sonra artık gebeliğin son 6 haftasında yavrunun %70'lik kısmı. Biz burada fetal kayıp dönemini, yani biz 7. günden sonra doğuma kadar olan dönemde kayıplar kısmen düşük. Bu kayıpların sebepleri nelerdir? Baktığımızda karşımıza önce mikrobik etkenler çıkıyor. İlaç aşı, kimyasal madde uygulamaları, bitki zehirlenmeleri, yine hormonal problemleri çıkıyor. Karışık sebepler var, tek tek anlatacağım. Ve en son olarak da bakım besleme. Şimdi bu dönemde bu 50 ile 150. gün arasında, yani yavrunun gelişmeye başladığı dönemdeki kayıplara baktığımızda şimdi sürü koyun keçi sürü halinde yönetilir. Zaman zaman yavru atmalar ya da yavrunun uterus içerisinde mumyalaşması ile karşılaşması. Bunlar nadir görülüyor. Çok da tehdit etmiyor. Tehdit eden unsur özel hastalıklara bağlı şekillere kayıplardır. İşte bizim şu anda karşımızda Brüsel'le başlayan toksa biraz bayla sonuçlanan bu liste bu özel hastalıklar oluşturuyor. Ama listenin başında Brüsel'de. Bunu zaten hepimiz çok iyi biliyor Brüsel'de.
sağlanıyor, belgesel yapımı tamamlıyor. Benim önerim, tüm atıklar Brüsel'de değildir. Ama tüm atıkların Brüsel'de yönünde mutlaka kararması lazım. Birinci sorunumuz, köylerde nitelikli genç nüfus hızla azalıyor. Az önce dernek başkanımızın da ifade ettiği gibi, köylerde artık çoban kardeşlerimize kız bile vermiyorlar. Bu en önemli sorunumuz esasında. Bunu birinci sorun olarak başa koyduk. Bunun çözümü sadece para kazanmakla da maalesef olmuyor. Biz bunu da gördük. Köylerin sosyoekonomik imkanları mutlak surette geliştirilmeli. Çobanların SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi konusu çok sık dile getiriliyor. Biz de bunu her platformda söylüyoruz. Bu belki de en önemli koyun mülkiyetçiliğinin sorunlarının çözümündeki en önemli adım olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Bu amaçla uygulamaya konulan bir sürü yöneticisi desteği var idi malumunuz üzere. Fakat bu destek maalesef 500 başla başladı. 500 başı olan bir sürü yöneticisine verilebiliyordu. Sonra bunu bakanlığımız 300 başa düşürdü. Ama yine bir takım zorluklarla bu destek maalesef Türkiye çapında uygulama bulamadı. Bu konuyu biz önemsiyoruz. Çobanlarımız sürekli bunu dile getiriyorlar. En önemli konumuz bu. Nitelikli koç ve teke temini halen maalesef güç. Bu durum sürülerimizde akrabalık düzeyini artırıyor ve verimliliği düşürüyor. Bunun için üstün vasıflı koç ve tekelerin TYM ile yetiştirilerek uygun fiyatla veya bedelsiz olarak yetiştiriciye tahsis edilmesini biz öneriyoruz. Bununla birlikte DOKAP hibelerinin tüm Karadeniz bölgesi illerinde Sinop maalesef yararlanamıyor. Yaygınlaştırılmasını, evet Tokat'ta yararlanamıyor, Amasya'da yararlanamıyor. Bunların yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Haksız rekabete maalesef neden oluyor. Damızlık koç temininde bakanlığımız daha adil davranmalı. Salgın hastalıklar bölgemizde çok şiddetli seyretmekte ve teşhis olanakları konusunda da maalesef yeterli düzeyde değiliz. Bölge veteriner araştırma enstitülerimizin kapasiteleri maalesef istediğimiz düzeyde değil. Birçok hastalığın teşhisini bulmakta zorlanıyoruz. Öyle olunca da tedavi önerisi sunamıyoruz yetiştiricilerimize. Bu bizi bir hali zorluyor. Bölgesel hastalık taramalarının yapılmasını ben bir veteriner hekim de olarak aynı zamanda şiddetle öneriyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Nerede ne hastalık olduğunu maalesef bilmiyoruz. Koyun ve keçilerde hastalıklar çok belirtilerle seyretmiyorlar bildiğiniz üzere. Laboratuvar imkanlarıyla sadece hastalıkların teşhisi mümkün. Bu sebeple bölgesel olarak hastalık taramalarının yapılması gerekiyor. Hangi bölgede hangi hastalıklar var bunların bir haritasının Türkiye'de hiç yapılmadı. Ortaya konulmasını öneriyoruz. Laboratuvarların altyapısı mutlak surette geliştirilmeli. Bir de Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri bu konuda daha etkin, daha iş gören hale getirilmelidir. Yaylalarda yaşam koşulları bir hayli güç, yetiştiricilerin hayat standartları oldukça düşük. Koyun ve keçicinin yapılmamasının, köylerin hızla terk edilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Yaylalarda, özellikle yaylalarda yaşam koşulları iyileştirilmelidir. Bunun için küçük küçük projeler üretiliyor. Bazı önerilerde güneş enerjili, fonksiyonel, portatif çoban kulübeleri gibi yaylaları daha cazip hale getirecek uygulamalar artırılmalıdır. Yapayla ekonomik değer kazandıramıyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri bu. Yetiştirici eskiden alışkın böyle yününün para etmesine, şimdi yün para etmeyince ve çöpe atmak zorunda, işte dere kenarında bırakmak zorunda kalınca yetiştiricilerimiz bize sitem ediyorlar. Bu konuda bize yardımcı olun diyorlar ama yapay hakikaten ben çok uğraştım çözümü için şahsa adına. Hakikaten çözümü çok zor. Yapanın ekonomik değer yapaya kazandırılması için ARGE çalışmaları yapılmalı. Biz burada kuzatıklardan bahsettik, hastalıklardan bahsettik. Ama bu hastalığın nereden çıktığını, üreticilerimizin mesela ahırlarına giriyorum, ahır koşulları çok kötü. Üreticilerimizin bir kısmının yani büyük çoğunluğu yaşı da bayağı bir almış, 50'yi geçmiş mesela. Evet. Öncelikle bu ahır koşullarında üreticilerimize her zaman güzel bahsediyoruz. Ben değerli hocalarımı da Sinop'a davet ettim. Ben 19 Mayıs'tan mezunum, buradan mezunum. Sağ olsun beni kırmadılar, gelir ama anlatıyoruz ama üreticilerimizi bir projeyle, bakanlığımızla buna, birliklerin bütçesi buna yetmez. Bakanlık bir projede bir destek sağladığı zaman, örnek işletmeleri, gezmeleri için üreticilerimizi organize edip
Yani sadece burada anlatmayla olmuyor, resim göstermeyle olmuyor. Bizzat yerinde görerek, en azından köy temsilcilerini oralara götürerek gördükleri zaman gelip muhtarlar olur, köy temsilcileri olabilir. Aha. Bu şekilde büyük işletmeleri gezip, örnek işletmeleri gezip anlatmalarını sağlamamız lazım. İkinci olarak bakanlığımızın genç çiftçi projesi vardı. Burada ben Sinop olarak konuşayım, gördüğüm, yaşadığım yer olduğu için. Yani 100 çiftçide belki birkaç tanesi, çok az kesimi gurbete giden üreticiler geri döndü. Genel olarak üreticilerin kendi çocukları, gelinleri vesaire varsa bunlara başvuru yaptı. Yine bu gelen hayvanları bizim üreticilerimiz, gelinin üzerinden veya oğlundan gelen hayvanları kendileri gidiyorlar. Şu anki mevcut üreticilerimiz yaşı biraz geçkin olduğu için şu ileriki zamanda belki kısa çözüm olabilir, kısa dönem çözüm olabilir ama genç çiftçi değil de böyle emekli veya köyde yaşayan normal üreticilerimize bu gençlik değil de onlara bir kısa vadede eti artıracak, kırmızı et açığını artıracak şekilde, kapatacak şekilde onlara bu destekleri çıkarsak. Çünkü zaten alan üretici kızının üzerine alıyor ama kendi gidiyor yine koyuna. Onlara direkt versek kısa dönemde bu açığı kapatıp gelecek dönemde gençlere yatırım, gençleri köye çekebilecek şekilde çalışmalar yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşvik edilir ama bunun yanı sıra yapmak isteyen yaşlı varsa onun da önün kapatılmamalı. Şimdi ikisine de. Bu gençlere yönelik bir proje. Bunun şimdi yaşlısında olmayan başka projelerimiz var mı? Ya başka projelerden de onlar yapsınlar. Sayın il koordinatör, işte başka yardımcımızın onların hibeleri var bizim. Başka karamelerde hibelerimiz var ama bir tane de gençler düşünüldü. Hani yılın 365 gününü bir gün anlayalım. Tamam yapıyorum. Gençlerinki projesi ayrı. Diğer kanallar kullanılsın. Özellikle kanallarda onlara da hibeleri var. Bayanların avantajı var çünkü doğrudan doğruya müracaatta 10 puan öne geçiyor. İşte ellerinde bir takım belgeler varsa. Ama şu anda emin olun bizim kızlarımız kontrole gittiğimizde mal kim diyoruz, benim diyor. Evet sevgili izleyenler, kimsenin ağzının suyunu akıtmak niyetinde değiliz. Ancak küçükbaş üretimini ve tüketimini burada yönlendirmek adına, hakikaten öne çıkartmak adına panel düzenlendi. Evet, yanımızda bu panele imza atan dernek başkanımız var. Tabii kendisini bir tanıyalım birlikte. Evet efendim, sizi bir tanıyalım. Ben Profesör Doktor Ergün Öztürk, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretmenisiyim. Aynı zamanda Samsun Zootekni Derneği Başkanıyım. Efendim, böyle bir organizeye, böyle bir panele neden ihtiyaç duydunuz? Şimdi koyun ve keçi köylerin boşalması neticesinde sayıları azaldı ve özellikle de şehre göç eden genç nüfus koyun ve keçiyi tanımıyor. Ve koyun keçi eti tüketim alışkanlığı yok. Dolayısıyla bu koyun ve keçi eti tüketimini yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu şu anda doğada en kaliteli otlarla beslenen, doğal şekilde beslenen, hiçbir zararlı unsur barındırmayan doğadaki hayvanlar. Bu hayvanların eti çok lezzetli, çok güzel. Bu eti haber vermeden yedirdiğinizde yedikten sonra herkes bu ne kadar güzel lezzetli, ne kadar güzel bir et diyor. Ama haber verdiğinizde ya bu kokuyor öyle başlıyorlar. Evet. Dolayısıyla burada bir algı, yanlış algı olayı var. Bu yanlış algının düzeltilmesi lazım. Biz keçi ve koyunlara kesinlikle haksızlık ediyoruz. Bu hayvanları bizden alacağı var. Bu doğada bu kadar güzel ortamda beslenmiş olan hayvanları yemek herkese sıhhat verir. Dolayısıyla bunları tüketmeliyiz. Biz de bu tüketimi yaygınlaştırma amacıyla bu panelde böyle bir organizasyon yaptık. Ümit ediyorum ki Türkiye'de bir farkındalık oluşturacak bu olay. Evet. Peki hocam, buradan son olarak bir mesajınız var mı? Yani hem üreticilere hem de tüketici olmaya adaylara. Evet, şunu söyleyebiliriz. Koyun ve keçi eti gerçekten çok harika, lezzetli ve sağlıklı etler. Ben diyorum ki köylerimize sahip çıkalım. Türkiye üretsin, dünya tüketsin. Türkiye üretmeli, dağlarımız, yaylalarımız boş kalmamalı. Köylerimizi biz bu kadar boş bırakmamalıyız. Bu Allah'ın bir lütfu. Bu güzelim çiçekleri, dağları, yaylaları biz boş bırakmayalım. Bu hayvanlarla dolduralım. Teşekkür ederim. Ben hamile bacılarımızdan özür diliyorum. Şu efendim, bu kuzu mu? Ne bu? Evet, bu kuzu eti. Doğal çayırlarda otlamış
kuzunun eti. Bunu çoluk çocuk en erken yaştan çocuklara tattırarak bunun önemini anlatmamız gerekiyor. Evet. Çünkü tüketim artırmanın yolu çocukluğu da öğretmekten geçiyor. Çünkü şu eksikliği görüyoruz. Çoğu aileler kuzu eti çocuğuna tükettirmeyerek alıştırmıyorlar ve büyüse de bu çocuklar kuzu eti ihtiyacı, yeme ihtiyacı hissetmiyorlar. Aslında çoğu aileler, insanlar en iyi kebapları yemek için Adana'ya, Antep'e, Hatay'a gidiyorlar. Ama kasaba gittikleri zaman kuzu eti ya da keçi eti istemiyorlar. Bu çok önemli bir konu. Onun için lokantada en iyi kebabı yerken kuzu eti, oğlak eti istemek varken, yani isterken kasaba gittikleri zaman aynı eti istemelerini biz arzu ediyoruz. Bunun önemini vurgulamak istiyoruz. O nedenle bu panel aslında yapıldı. Bu konuda bilinçlenme çok önemli. Kuzu etinin, oğlak etinin tüketiminin artırılması, sığır etin olan talebi biraz azaltacak. Hem de sağlık beslenmeye destek olacak. Çünkü sığır eti için yurt dışına çok ciddi anlamda bir döviz veriyoruz ve cari açığın artmasına sağlıyoruz. Biz bunun azalması için koyun ve keçi eti tüketimini artırmayı, üretimi artırmayı sağlayarak bu olaya destek sağlamak zorundayız. Ülkenin geleceği için buna ihtiyaç var. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, biz de bu arada kısa bir ara diyelim. Aradan sonra birlikte oluruz.